Türkiye yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik diyoruz. Ankara'da bir tane eser görüyor musunuz? 5 yılda Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yaptığı. Bana söyleyin. Deyin ki şu eseri yaptı. Ziyarete gidiyoruz. Veya şu hizmeti yaptık. Ziyarete gidiyoruz. Diyeceğiniz bir tane eser yok. Bütçene 5 yılda 300 milyar bütçe yönetti Büyükşehir Belediye Başkanı. 300 milyar. Bunun %10'u hizmete dönse 30 milyar yapar. Bana Allah için burada birçok tüccarımız, tacirimiz, iş adamlarımız var, hemşerilerimiz var. Hesabı kitabı bilirler. Neyin neye yapılacağını bilirler. Bana Ankara'da 30 milyarlık bir iş gösterin. Var mı? Var mı Ankara? Ya dedim ki bırakalım siyasi tartışmayı. Bu seçimde vereceğimiz oy 5 yıllığına değil. Belediye başkanları şehrin 5 yılını yönetmez. Belediye başkanları şehrin geleceğini de yönetir aynı zamanda. 3 milyarlık yapılan bana bir eser, hizmet gösterin. %1 bütçesi. Var mı dedim? Söyleyin. Vallahi ses yok. Yok çünkü. Niye? Ben Ankara'yı karış karış biliyorum. Ankara'nın çocuğuyum. Yani 20 yıldır tamam belediye başkanlığı yapıyoruz ama onun dışında ilçe başkanlığım var, il başkanlığım var, genel sekreteryamcılığım var. Efendim 13 yaşında ülk ocakları var. Yani Ankara. Ankara'da karış karış gezdiğim için biliyorum. Taksi şoförü arkadaşlarımız kadar en az Ankara'yı bilirim. Yani geçeyim direksiyonun başına, binsin efendim bir tane müşteri, nereye diyorsa onu oraya götürürüm. Altınok Ankara'nın her köşesini bilir. Bir köşesini değil. Her köşesini. Her köşesini bilir. Yani öyle eserler ve hizmetler yapacağız ki bakın değerli hemşehrilerim. İstanbul'dan Ankara'ya gezmeye gelecekler. Anlatabildim mi? Türkiye'nin her yerinden Ankara'ya gezmeye gelecekler. Ne yapacağınız dersen açıklayacağız inşallah bunları. Ama göreceksiniz ya. Onun için sizlerden ricamız şu. Hepimizin cep telefonu var. Değil mi? Cep telefonuna bir bakalım şöyle. Bir tarayalım. Hangi partiye oy verirse versin. Arayalım ve ikna edelim. Yani hani bugün Allah için ne yaptın diye soruyorlar ya. Soruyorlar. Diyorlar. Diyor. Yani hadistir ne yaptın. Ama bir oy kazandığımız gün o gün karlıyız, kardayız. İl başkanımız burada. Genel merkezin yaptığı anketlerde şu gözüküyor. Altınok'a oy verebilirim diyenlerin oranı %73. Bakınız. %73. %73 oy verebilirim diyenlerin oranı. Bu şunu gösteriyor. Biz ulaşırsak hangi parti oy verirse versin %73 Ankara'da oy alabiliriz. Böyle bir potansiyelimiz var. Ama ne yapacağız? Birbirimizi anlatmayacağız. Birbirimizle vakit geçirmeyeceğiz. Birbirimize anlatmayacağız. Hepsi bizimdir. Hangi parti oy verirse versin. Ama şöyle bak abi cep telefonunu aldı bakıyor şimdiden. Cep telefonunu. Şöyle bir karıştıralım cep telefonlarını. Konumuz, komşumuz, hemşerimiz, evladımız, çocuğumuz. Efendim yani Rize platformumuzda her zaman yanımızda oldu. Çok çalışıyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Yani ne kadar Rizeli var, ne kadar hemşeri var. Efendim ne kadar tanıdık var, hısım, eş, dost. Yani ikna edeceğiz. Anlaştık mı? Bakacağız mı telefonlara? Buna çalışacağız. Önümüzde az bir zaman kaldı biliyorsunuz. Aday Altınok değil. Aday hepiniz. Biz hizmetkar olacağız size. Ve sizleri mahcup etmeyeceğiz buna inanın. Yani oy vermeyenler diyecek ki sonra ya keşke verseydik.
vekaleten hatır gönülle aldığımız oy veren vatandaşlarımız şunu diyecek. Ya iyi ki Altınok'a oy vermişiz diyecekler. İyi ki Altınok'a oy vermişiz. Dolayısıyla sizleri mahcup etmeyeceğiz. Efsane başkanım, o benim başkanım, Altınok başkanım.